Yani bunların gerçekçi amacı Kürtlerin Orta Doğu'da yaşadıkları bölgelerde, yaşadıkları coğrafyada kurumlaşabilme imkanlarını ortadan kaldırmaktır. Aslında işin özü bu. Onun ötesindeki tüm söylemler, üretilen kavramlar hepsi bunu gizlemeye yönelik. Bu politikanın aslında Kürtler var olmasın diye yapılan bu güvenlikçi ve müdahaleci politikalar aslında Kürtlerin temel haklarını, evrensel hukuktan kaynaklı haklarını kullanmalarını engellediği gibi aynı zamanda bu tip politikaları izleyen başta Türkiye olmak üzere Türkiye'nin kendi iç demokratikleşmesini de imkansızlaştıran bir anlam taşıyor. Artı buna ek olarak Türkiye'de bugün yoksullaşma, ekonomik kriz ve benzerleri de Kürt'ün var olma hakkına yapılan bu sistematik müdahalelerin bedeli olarak kaçınılmaz hale geliyor. Oysa aslında gerçekçi, vicdanlı, insaflı, hukuki bir yaklaşımla aslında Kürt'ün yaşadığı tüm topraklarda kendini var edebilme hakkını kullanabilmesi, ana diliyle eğitim yapabilmesi, kendi seçtiği temsilciler tarafından yönetilebilmesinden daha doğal bir hak olamaz. Aslında bu hakkı imkansızlaştırmak giderek Orta Doğu'da vicdansızlığın, hukuksuzluğun kurumsallaşması anlamına geliyor. Ve egemen ülkelerde de bu durum beraberinde az önce söylediğim gibi kaçınılmaz olarak ekonomik krizi ve antidemokrasinin kurumsallaşmasını getiriyor. Olay bundan ibarettir. Bir an önce bunların sona ermesini ve hukuk eksenli bir davranış normuna geri çekilmesini umalım. Yani bu görüşmeler aslında durumu kurtarmaya yönelik. Yani bugün Türkiye'ye egemen olan yayılmacı, neo-Osmanlıcı akıl aslında orada hakimiyet kurmak, gücü yetseydi Esad'ı ortadan kaldırmak, devirmek falan için gitti oraya yerleşti. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Suriye'nin görüşmenin ön koşulu olarak da Türk askerlerinin Suriye topraklarından geri çekilmesini savunması çok meşru, çok doğal, çok haklı olan bir nedendir. Elbette ki Türkiye askerlerini Suriye'den de Irak'tan da çekmelidir ve bir an önce oranın meşru temsilcileriyle, oranın gerçek halkı, yerlileri ve onların seçtiği insanlarla diyalog içinde olmalıdır. Bu diyalog bölgeye barış getirecektir, Suriye'ye barış getirecektir. Türkiye'de ekonomik krizin bir an önce aşılmasını sağlayacaktır, Türkiye'nin demokratikleşmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda evet, dün devrilmeye çalışılan Esad'la görüşülmesi yönünde değişim iyi bir hamledir ama bu hamlenin gereklerinin yapılması lazım. Bu da gerekleri de oradaki askerlerin çekilmesidir, evlerine gitmesidir, anne babalarının yanına gitmesidir. Yani bu Türkiye şu anda mülteci problemini, Batı'nın mülteci problemini çözen bir jandarma rolü oynuyor olmasının karşılığı olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı halde hakkında yaptırım yapılmamaktadır. Güvenlik Konseyi kararlarını çiğnemektedir. Dolayısıyla Orta Doğu'nun barışa ulaşmasını adeta engelleyen bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler raporu aslında meşru bir rapordur ve şu andaki uluslararası dengelerin de doğal bir sonucudur. Bu rapordan varılacak olan sonuç bir an önce aslında Türk askerlerinin Türkiye'ye geri çekilmesini ve eşit koşullarda uluslararası gözlemciler nezdinde bölgenin tüm aktörleri arasında bir görüşme hattına girilmesidir. Bu dediğim gibi hem Kürt sorununu hem Türkiye-Suriye çatışmasını hem Türkiye'nin ekonomik krizini her şeyi çözecektir. Türkiye'yi de rahatlatacaktır. Bölgedeki tüm aktörleri de rahatlatacaktır. Dolayısıyla gereklerin yapılması lazım. Ya çözüm elbette mümkün. Yani çözüm dediğiniz şey sonuçta var olan toplumsal sorunların muhataplarının karşı karşıya gelip ya ne oluyoruz, niye kavga ediyoruz, niye birbirimize kurşun sıkıyoruz diyebilme feraseti göstermeleridir. Bu hukukun gereğidir, vicdanın, ahlakın gereğidir. Niye çözülmesin? Yani bir Türk'ün Kıbrıs'ta yaşadığı sorun
bizim sorunumuz oluyor. Bulgaristan'da bir Türk'ün yaşadığı sorun bizim sorunumuz oluyor da bizim ülkemizin vatandaşlarının en az üçte birini, dörtte birini oluşturan Kürtlerin Türkiye'deki ve Suriye'deki ve Irak'taki sorunları niye bizim adil bir şekilde çözeceğimiz sorunlar olmasın? Dolayısıyla hani Türk'ün sorununu Kürt'ün sorunuyla birlikte çözmek lazım. Bu Kürt'ü de Türk'ü de rahatlatacaktır. Türkiye'ye demokrasi gelecektir, ekonomik kriz aşılacaktır ve kardeş kavgası ortadan kalkacaktır. Şunu beklemeye hakkımız var. Türkiye'yi yönetenler bu sorunu bir an önce çözmek zorundadırlar. İlk adım her zaman güçlü olandan dolayı gelmek zorundadır. Oysa bizde tersi oluyor. Dolayısıyla evet çözüm mümkün, çözüm çok kolay. Ama yeter ki yöntemi değiştirelim. Yöntemi değiştirsek sorun çözülür. Türkiye rahatlar, bölge rahatlar, Türk rahatlar, Kürt rahatlar, Arap rahatlar ve buna artık ihtiyacımız çok fazla. Çözümün yolu hak eşitliğinden geçer, hukuktan geçer. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1. maddesinde herkes farklı doğar ama herkes eşittir'den çıkar. Evrensel ulusların kaderin tayin hakkından çıkar. Barış gibi kutsal bir kelimeden çıkar. Dolayısıyla hani çözüm kendimiz için istediğimiz şeyi başkasının da hakkı olduğunu kabul etmekten çıkar. Dolayısıyla her Türk yurttaş şunu düşünmelidir. Hangi partiye oy veriyorsarsın. Benim kullandığım hak niçin bir Kürt'ün de hakkı olmasın? Yani Kürt benden niye farklı olsun? Niye ben bir şeylerle övünürken Kürt'e o hakkı çok göreyim? Yani sorun bu kadar basit. Yani çok fazla halkın kavramıyla konuştum ama yani uluslararası hukuki metinler de zaten bu işlerin hukuki dile çevrilmiş karşılıklarıdır. Dolayısıyla çözüm mümkün. Çözümün derhal olması lazım. Yoksa çürüyoruz. Hep birlikte şu Orta Doğu'nun haline bak, şu Türkiye'nin haline bak. Yani çürüyoruz ve çürüdükçe de emperyalistlerin, büyük güçlerin, dünyadaki sermaye güçlerinin oyuncağı oluyoruz, sömürü alanı oluyoruz, kullanım alanı oluyoruz. Yani bugün halka dönüp de işte dış güçler diyenler dış güçlerin ekmeğine yağ sürdüklerini tam da bu mesele vesilesiyle kabul etsinler ve bir an önce çözüm hattına girmesi lazım bu memleketin.